Onur Bey, Cihan Bey bekliyor. Ah, Gürru. İstersen sen de git Onur'dan bir terapi al. Belki sana gerçekten iyi gelecek bir ilaç tavsiye eder. Tamam. Hadi, hadi odamıza. Çok çok yoruldun sen. Cihan'cığım sen git. Doktorunu fazla bekletme. Ben Gürru'ya eşlik ederim. Hadi. Hadi git sen. Çok yorulma. Tamam. Ne duruyorsun Halide? Senin ellerin mi titriyor? Ben bir şeye ihtiyacınız var mı diye beklemiştim. Belki ben senden bir kahve falan isterim. Değil mi Halide? Hadi Halide çık artık. Kapıyı kapat. O ilaçlarla kendine ne yaptın umurumda bile değil Gürru. Ama artık bu oynadığın oyun sabrımı taşırmaya başladı. Sen babamın ölümüyle ilgili gerçekten hiç sorumluluk duymuyorsun değil mi? Gerçekten bir kez olsun kendini suçlamadın. Geceleri uyurken bir kez olsun aklına gelmedi. Baban konusunda ne düşündüğümü sana daha önce de söylemiştim. Babanı ben öldürmedim. Eğer bir katil arıyorsan önce aynaya, sonra da kardeşlerine bak. İşte seninle aramızdaki fark da bu. Benim ne yaparsam yapayım susturamadığım bir vicdanım var. Aynaya baktığımda beni rahatsız eden bir vicdan. Senin vicdanın bile dilsiz. Bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Oyunlarından çok sıkıldım. Eğer bir kez daha babanın ölümüyle ilgili benim üstüme gelirsen, Cihan'a da, Ömer'e de beni nasıl günah keçisi ilan ettiğini ve yapmak istediğin her şeye kılıf olduğumu gidip kendim söylerim. Kimseye bir şey söylemene gerek yok. Çünkü ben artık çok yoruldum. Seninle değil. Kendimle savaşmaktan çok yoruldum. Ufukta beyaz bir bayrak mı görüyorum? Efendim? Anne. Anne. Alo anne. Anne orada mısın? Alo anne orada olduğunu biliyorum. Anne konuşsana benimle bak ben senin oğlunum anne. Senden bütün kalbimle nefret ediyorum. Ve ben kazanana kadar bu savaş bitmeyecek. Ama ben senin kadar acımasız olamıyorum. Senin gibi vicdansız olamıyorum. Olmamalıyım da zaten. Çünkü yoruldum.
sen hamilesin. Karnında Ömer'in bebeğini taşıyorsun. Ve o bebek masum. O yüzden artık üstüme gelme. Ve bir türlü yok edemediğim vicdanıma ve karnındaki bebeğe teşekkür et. Bundan sonra tek silahım kalemlerim ve çizimlerim. Sen rahat dur. Ben de sana saldırmayayım. Ulan ne yapıyor bunlar 2 saattir içeride ya? Mesude, Halide'ye söyle öğle yemeğimi çalışma odasına getirsin. Peki. Yürüm. Ne oldu, sen ne dedin? Ya hiçbir olay çıkmadı. Ya bir şey demedi. Yürüm, ne oldu, ne dedin? Bundan sonra tek silahım, kalemlerim ve çizimlerim. Sen rahat dur. Ben de sana saldırmayayım. O kadar kolay değil küçük kız. Kolay kaçamazsın. Başka bir odaya ihtiyacım vardı çalışmak için. Uyuyakalmışım. Burası benim çalışma odam. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Ece, sana şimdi bir fotoğraf gönderiyorum. Derhal atölyeye gönderiyorsun. Hemen üretime geçsinler. Çok hızlı. Gerçek zaten ağzından çıkıvermiş işte. Niye kurtardın ki kadını şimdi? Ne diyeyim ben sana Gürcü ya? Ne diyeyim? Ben onu değil, kendimi kurtardım. Gülfem'den ne kadar nefret edersem edeyim. Karnındaki bebeğe zarar veremem. Hamile olduğunu unutmamam lazım. Gülfem karnında bir bebek. Benim sevdiğim adamın bir parçasını taşıyor. O bebeğe zarar veremem. Bu savaş benden çok şey aldı götürdü. Ama vicdanımı alıp götürmesine izin vermeyeceğim. Benden iyi kim anlar seni Gürrüm? O bebeğe, o masuma nasıl kıyılır ki? O kıyar ama. Biz kıyamayız işte. Allah onun kalbine annelik şefkati versin. Karnındaki o masumla ıslah etsin bari. Hiçbir şey söyleyemedim Ömer. Öyle sustum kaldım. Şevket kaldıramaz bunları. Şevket mahkemeye kadar tutuklu bekleyemez. O kendini terk edilmiş zanneder. Anne lütfen sakin olur musun? Tamam diyorum, birazdan gidip Şevket'le konuşacağım, sen merak etme. Lütfen ilaçlarını al ve dinlen, tamam? Ben seni arayacağım. Tamam, tamam. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Alo, alo Demetciğim, nasılsın? Yok,
Canım yok. Dedikoducular gene bire bin katmışlar yok. Evet böyle bir Şevket böyle bir tatsızlık yaşadı. Bedelini de ödüyor. Yok canım yok öyle abartılacak bir suç değil. Evet. Ben zaten mahkeme bitsin öyle konuşacağım. Ne diyorsun? Ay nereden duyuyorsunuz bunları anlamıyorum ki. Yani avukatlar şimdi cemiyete dedikodu mu veriyorlar artık? Ay yok yani. Karısı Şevket'i polise teslim etmiş. Yok böyle bir şey olur mu hayatım? Yok. Yok Demetçi. Hadi canım hadi. Benim kapatmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Zevk alıyorlar. Bizim bu durumumuzdan zevk alıyorlar. Odandan çıktın mı sonunda? Ne o yüzüme bakamayacak mısın? Gözlerindeki mutluluğu görürüm diye mi korkuyorsun? Ha? Kocanı ellerinle hapse gönderip mutluluktan gözlerin ışıldıyor öyle mi? Cahidan. Ben helallik almaya geldim.